Onları görünce ben mutlu oluyorum tabii. Biraz darbe almışsın. Başkanım merhaba. Çok güzel bir fotoğraflar. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba. Merhaba. Güzel. Dolayısıyla güzel bir turnuva geçirdik. Gururla tabii takip ettim. Arada Sayın Başkan'la da telefonlaştık. Böyle sohbet ettik. Başarılarının devamını diliyorum. Tabii sporda başarı aslında hem bir moral motivasyon ülke açısından 2036'da İstanbul'un olimpiyatlarda ev sahibi olmasını istiyoruz. Şu anda aslında böyle saygının, sporcular arasında saygının yüksek olduğu tabii, bir tabii, branş. Tabii. Kesinlikle öyle bir. Yani zaten sporun olması. Kuralları, centilmenlik, hocalarımız iyi bilirler. Tekvando gibi. Özellikle bu dövüş sporlarında aslında daha fazla saygı çerçevesi yüksek. Bir tek politikada saygı biraz az ama onu da düzelteceğiz inşallah. Ben Özgür Özel değil sadece. Özgür Özel, Engin Altay, Engin Özkoç. Yani partide Selin Sayak Hanım. Yani partide aklınıza gelen herkesle o günden bugüne görüştüm. Hala da görüşüyorum. Dün bile görüştüğüm partinin yöneticileri var. Sadece merkez yöneticileri değil, il yöneticileri, il başkanları, milletvekilleri, parti meclis üyeleri var. Zaten görüşüyordum, şimdi daha yoğun görüşüyorum. Çünkü ne demek istediğimi, fikirlerimi, düşüncelerimi kamuoyuna açık olmayacak kısmıyla da parti içi, aile içi görüşlerimi onlarla paylaşıyorum. Özgür Bey'le de o kapsamda görüştük. Sadece tarihi konusundan emin değilim. Yani siz 30'u iddia ediyorsunuz ama emin değilim ben tarihinden. Çünkü bazılarıyla iki kez görüştüm, üç kez görüştüm. Ben dünkü açıklamasını direkt öyle algılamadım. Her göreve hazırım, her pozisyona hazırım hani şeklinde bir yorumu olduğunu gördüm. Bir de değişim talebi var, bu hepimizde var. Konuşuyoruz zaten. Yani partimizin içinde konuşuyoruz. Sahada ve televizyonlarda değil, partinin içinde konuşmayı ve orada bir olgun çözüm bulmayı hem partimiz hem ülkemiz adına çok önemsiyor. Beylikdüzü döneminden kalma, Danıştay'ın hakkımızda yani bizim itirazlarımıza dönüp bizi haklı bulduğu bir süreçte yeniden İçişleri Bakanlığı'nın dosya, arşiv araştırması gibi böyle bir sürü konuya dahil olduğu konulardan bir tanesi. Zaten o soruşturmayı yürüten İçişleri Bakanlığı'ndan siparişle gönderilen kişilere bakarsanız altlığının nereden geldiğini, o iş için nasıl bu insanların motive edildiğini anlarsınız. Yargının herkese eşit ve adil şekilde uygulandığı bir ülke hayal ediyoruz. Suçumuz, kusurumuz varsa görevimiz gereği ülkemizin, devletimizin her birimine hesap vermeye hazırız. Eksiğimiz varsa onun da gereği neyse onun da cezasını çekmeye hazır oluruz. Ama uydurma kavramlar üzerinden, uydurma işler üzerinden arayışlar nafile. Milletin vicdanı onun cevabını verir günü geldiğinde. Onun da en güzel yeri hep seçim olmuştur. Çok geniş bir çerçevesi var. Parti içindeki münazaralarımız, konuşmalarımız bittikten sonra elbette tam olarak ne arzu ettiğimizi, ne istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız. Bir de İstanbul'da düşünmek zorundayım diyorum Genel Başkan. Siz yani aday olursanız İstanbul'da olacak. Tabii ki. Yani kendileri Genel Başkanımız İstanbul'u da düşüneceğiz, Ankara'yı da düşüneceğiz, Türkiye'yi de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünmek zorundayız. O da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul. Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil. İstanbul'a tekrar alan... Bunlar spor. Şu anda bizim ana konumuz. Şampiyonlarımızın yanındayız. Bence yeterince siyaset cümlesi onların yanında kurduk. Tekrar ifade edeyim, yani siyasetle ilgili son spotumu şu cümlemden sonra kuracağım size manşet vermek adına. O da şu, lütfen şampiyonlarımızı bol bol tanıtın, anlatın,
sporu konuşturun. Yani başarılı olan sporcularımızı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcularımızı konuşturun. Onlar sahada şampiyon olmaya devam edecek. Biz de diğer sahalarda şampiyon olmak için mücadelemize devam edeceğiz. Her zaman yanımızda olduğunuz ne güzel için. Seni böyle sağlıklı görmek. Karşınızda tekerlekli sandalyeden karşı dünya şampiyonu olmuş ünvanımla geldi. Çok mutluyum, çok gururluyum. Bir manşet de burada var yani. Bir manşet de burada var. Sizinle gurur duyuyoruz. Sorumluluğumuz kimin sakatlığı olsa ya da en kötü anında, en sıkıntılı anında yanında olmak kurumsal olarak sorumluluğumuz. Kurum sahibi. Evet. Sağ olun. Evet, çekiyoruz efendim. Elinize sağlık, başarılar. Başkanım, tebrik ederiz.